arıcılık yapanlar, sevgili arıcılar, arıcı olmak isteyenler, arılıkta çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu çok önemli bir konu çünkü amacımız ne? Arıya yardımcı olmak, arıya destek olmak, köstek olmak değil. Şimdi arılıkta bir arıcı olarak çalışırken neler yapmalıyız Ahmet Hocam? Evet. Şimdi hocam arılıkta çalışırken mutlaka maskeyi boydan giyeceğiz. Eldiven mutlaka takacağız ve olmazsa olmazı körük mutlaka yakacağız. Şimdi yakmadık ama mutlaka yakmamız gerekiyor. Bunlar bizim işimizi kolaylaştıracak şeyler. Kullandığımız elbise mutlaka temiz. Özellikle de deterjanlı yani parfümlü olanı tercih etmeyeceğiz. Saf su veya Arap su sabunuyla yıkanmış şeyimiz olabilir. Çizme mutlaka kullanalım. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Ne kadar rahat çalışırsak, kendimizden emin olursak, kovanla o kadar rahat çalışırız. Çünkü arı da hissediyor. Evet. Yani sizin o fazla terlemeniz, o telaşınız, hızlı hareketiniz arıyı da huzursuz ediyor. Sonuçta kovanı açıyorsun, onun yuvasını bir dağıtıyorsun. Evet. Şimdi dumanı niye veriyoruz kovana? Bu çok çok önemli. Dumanı arıyı sakinleştirmek için. Duman verdiğimizde ne oluyor da arı sakinleşiyor? En çok sorulan soru. Evet. Evet, çok güzel. Dumanı verdiğimizde çoğu arıcımızın bildiği gibi bal tüketmeye başlıyor, bal almaya başlıyor. Kendisi hantallaşıyor, biraz saldırganlığı ne yapıyor? Azalıyor. Bunu da unutmayalım. Bu saldırganlık azalması sadece 2 dakika. Yani bu ne demektir? Kovanda çalışırken 1 ya da 2 dakika kendi kafanızdan planlayacaksınız. 2 dakika içinde ne yapmanız gerekiyorsa seri olacağız. Ama bu telaşlı hareketler şeklinde olacak. Telaşlı, kendimizden emin olacağız. Evet. Dumanı verdik. Mutlaka kovanın arkasında veya yanında çalışacağız. Önünde çalışmayacağız. Açlığa çalışmayacağız. Elimizde kullandığımız araçları, el demirini veya en basit tornavidayı kovanın sağına soluna ne yapmayacağız? Vurmayacağız. Ses çıkarmayacağız. Ayağımızı kovana çarpmayacağız. Bunlar çok çok önemli. Yani bizim rahat çalışmamız, arının saldırganlığını azaltması açısından. Körün içinde ne yakacağız hocam? En fazla sorduğunuz sorulardan. Evet. En son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim bir cümle olarak. Tabii detayını anlatacağım. En az sıcaklık veren duman tercih edeceğiz. Yani sıcak bol duman ama sıcaklığı az olan yakıtları tercih edeceğiz. Mesela odun hiç tercih etmeyeceğiz. Evet. Kozalak tercih etmeyeceğiz. Kozalak tercih edersek yani bu şeyleri biraz çıra içerisinde reşine olduğundan o biraz alevli yanıyor. Arımızın en hassas yeri arının kanatlarıdır. Kanatlarını her açtığımızda, her duman verdiğimizde 10 tane arımızın kanadını yakarsak bu ne olur? Yazık olur. Onun için bizim kurslarımızda söylediğimiz çok çok önemli bir şey var. Şu kavak, söğüdün ortada mantarlaşmış kısımları vardır. Onu çok bilir arıcılar. Onları tercih etmemiz ideal bir şey olur. Şimdi diyorlar ki arıcı olup bizi izleyenler, ya hoca orada etrafta ne bulursak onu koyuyoruz şeyin içerisine, körüğün içerisine. Ve onu yakıyoruz o anda ne bulursak. Biz şimdi körük için ayrı malzeme mi toplayalım? Yapmamanız gerekenleri aklınızda tutun. En azından çünkü ben de Muğla'ya gidince biliyorum ki çam iğnelerini şöyle avuçluyoruz, dolduruyoruz. Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. O anda ne varsa onu yakıyoruz ama en azından arıya neyin zarar vereceğini bilelim. Ve bu kışın sonunda önümüzdeki bahara yeni arıcılarımız olacak ya, onlar için de temel bilgi olsun. Çünkü ilk başta neyle başladık? Bu işin eğitimi çok önemli dedik. İşte alın size eğitim. Bu işin bilimsel yönden nasıl olacağını önce bir öğrenelim. Peki başka neye dikkat edeceğiz arılıkta? Evet, neye dikkat edeceğiz? Asıl önemli olan şey hocam, eğer uygun görürsün, arı nereden alınır, kimden alınır ona şey yapalım. Şimdi ve arıcılığa başlarken malzemeye ihtiyaç var. Evet. Ben evet kursuna gittim, bu bilgileri alıyorum ama bir yandan arılık yerini de tespit ettik. Evet. Şimdi bu kovanları nereden temin edeceğiz? Arıyı kovanlı mı alacağız, kovansız mı alacağız? Evet. El demiridir, körüktür. Bunların iyisi kötüsü var mı? Yoksa herhangi bir arıcılık malzemesi satan bir yerden gidip alabilir miyiz? Bunlar hakkında da biraz konuşalım. Evet. Arkadaşlar bu malzemeyi satan firmalar çok.
Çeşit çeşit de var. Arıcınızı zevkinize göre alabilirsiniz. Bütçenize göre alabilirsiniz. Kovanları kaç tane alırsanız alın. Tek bir tavsiyem var size. Hep aynı yerden alın, aynı ölçüde alın. Ya işte çünkü bizim ülkemizde bir standart yok. Standart yok. Bazı kovanları alıyorsunuz, diyelim ki 5 tanesini bir firmadan, 3 tanesini bir firmadan, 2 tanesini bir firmadan. Ama bu sefer onu denemek için alıyoruz. Bakalım hangisi iyi diye, o mu iyi, bu mu iyi diye. Arlıkta şöyle bir sakınca çıkıyor. Bu sefer de çıtaları uydurmakta zorlanıyorsunuz. Evet. Ondan ona aktarırken kimi uzun geliyor, kimi kısa geliyor. Nereden alırsanız alın, bir kere standart olmalı. Hep aynı yerden almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi çok sorulan sorulardan bir tanesi daha geliyor. Stropor kovan mı, ahşap kovan mı? Şimdi hocam... Yoksa plastik kovan mı? Kovan tabanı mı plastik olsun, üstü mü plastik olsun, polen çekmeceli mi, çekmecesiz mi? Evet. Nasıl bombardımanı mı? Evet. Şimdi hocam bundan 30 yıl önce ben stafor kovanına başlamıştım. Hemen hemen 6 yıl devam etti. Benim acemiliğime dek geldi. O dönem işte ilk 5 yıl, 6 yıl. Kovan içerisinde rutubet oluşturuyor stafor kovanlar. Kötü diyemeyeceğim. Şimdi o zaman şey yoktu, polen tuzağı şey yoktu. Şimdi polen tuzakları var. O polen tuzakları biraz rutubeti önlüyor. Evet. Alttan havalandırmalı olduğu için önlüyor. Evet, alttan açıyor. Fakat ben hemen hemen %99'unda bir iki tane stafor kovan var. Onu da deneme maksatla aldım. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Ama ahşap kovandan vazgeçemiyorum ama mutlaka da polen tuzaklı olmalı. Evet. Arıcılıkta bir kuraldan bahsetmek istiyorum. Bunu programlarımda da genelde hep söylüyorum. Evet, bazı temel kurallar var ama genelleme yapmak arıcılıkta en büyük yanılgı. Neden? Çünkü biz 7 coğrafyada 7'nin 7 katı zenginlikte çiçekle, farklı çiçeklerde, farklı yükseltilerde, farklı iklimlerde arıcılık yapıyoruz. Dolayısıyla bir bölgede strafor kovan iyi olabilir, başka bir bölgede ahşap kovan iyi olabilir. Ama şuna dikkat edeceğiz, kovan için nem ve sıcaklık sabit olsun, nem düşük olsun, havalandırma iyi olsun ve asıl önemlisi ne yaparsanız yapın tek tip kovanınız olsun. Çünkü tek tip işlem yapıyorsunuz ve aynı bölgede çalışıyorsunuz. O yüzden bu çok önemli. Peki malzemeyle ilgili başka eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yok hocam. Kovanları aldık, evet. Malzememizi aldık, kıyafetimiz tamam, el demirimiz temiz ve eldivenlerimiz var. Kovanlarla çalışırken, arılıkta çalışırken şu el demiri olayının bir kez daha altını çizmek istiyorum. Mutlaka yedekli el demiriyle çalışın. Bir el demiriniz, yanınızdaki o benim bir zamanlarki aslım vardı. Karbonatlı su yapabilirsiniz. Şöyle bir yarım litre suya bir kaşık karbonat atın, bildiğimiz karbonatı. İçine el demirini sokun. Öbürüyle bir kovanın başında çalışırken diğer el demiri o karbonatlı suyun içinde bulunsun. Dezenfekte olsun. Çünkü en güzel taşıyıcı hastalıkları, kovandan kovana en güzel taşıyıcı el demiri. Buna imkan sağlamayalım biz arıcı olarak. Bu konuda hastalıklara köstek, arıya destek olalım efendim. Şimdi ekipmanımız da hazırsa arıcılıkta bundan sonraki en önemli aşama nedir? Bir ona geçelim.